İhraçlar için ne diyeceksiniz efendim? Darbeyle ilişkili olanların ihraç edilmesinden daha doğal bir şey olamaz zaten. Çünkü bir anayasal sistemi değiştirmek, seçilen bir hükümeti darbe yoluyla devre dışı bırakmak yasalarımıza göre suçtur. Dolayısıyla bunların silahlı kuvvetlerde bulunması doğru değildir. Ve dolayısıyla da ihraçları olağandır. Normal bir hukuk düzenine dönmek için bu önlemlerin alınması lazım. Önlemler alınırken bir sürek avı, bir cadı avının başlatılmaması gerekiyor. Bir hükümet bir darbe girişimine karşı soruşturma açacaksa, yargılama yapılacaksa bunların hukukun üstünlüğü çerçevesinde yapılması lazım. İşkence gibi, kötü muamele gibi, baskı gibi olayların olmaması lazım. Eğer bunlar olursa o zaman iktidarın ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin öyle ifade edelim saygınlığına gölge düşmüş olur. Çünkü bizim anayasamızın temel maddelerinden birisi ki değiştirilmesi teklif edilemeyen maddelerinden birisi Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir diyor. Hukuk devletinin gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Bu nedenle savcılara yetki verilebilir ki verildi zaten o yetki. Şimdi bürokraside herkes kendisini güçlü kılmak için her türlü yetkiyi talep edebilir. Hukukun gereğine göre hareket etmeleri gerekiyor. Hukuku eğer yanlış çalıştırır veya kamuoyunda kuşkular yaratan izlenimler doğrularsa veya yaptıkları tutuklamalarla, gözaltılarla kamuoyunun gözünde soru işaretleri yaratırsa bu Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeyle mücadelesine gölge düşürür. Yani elbette ki darbeciler yargılanmalı, hiç kimse bunun aksini zaten söylemiyor. Ama bunların da hukuk içinde yargılanmaları gerekir. Aksi halde devletin darbecilerden farkı kalmaz. O açıdan hukuku devlet çalıştıracak, hukukun üstünlüğünü çalıştıracak. Nedeni de şu, devlet dediğiniz kurum kin ve öfkeyle yönetilmez. Devlet dediğiniz kurumun hukuk içinde yönetilmesi lazım. Çünkü eğer kin ve öfkeden yola çıkarsanız, devlet dediğiniz kurumu yıpratmış olursunuz. Liyakati özellikle dillendiriyoruz biz. Liyakate göre yönetilmeli yani. O işin ehli o işin başında olmalı. Bu işi o işin ehline vermemiz lazım ki bütün bu kurallar hukuk içinde hayata geçmiş olsun.